Birisi sual sordu. O suale cevap vermiş olalım. Ee, dedi ki Risale-i Nur'un sahipleri kim? Varisleri kim? Hasların hasları kim? Böyle bazı mektuplarda Hüsnü Hazretleri bu tarz ifadeler kullanıyor. Bunlar kim yani? Risale-i Nur'un sahipleri kim? Varisleri kim? Anlatır erkanları kim? Hasların hasları kim? Değil mi? Evet. Bu tarz böyle ifadeler var. Abi siz olabilirsiniz yani. Evet. Şimdi iki 3 tane böyle müteaddit yerlerde ifadeler var. Önce şuradaki ifadeyi ifade yokayım. Oradaki daha kolaydı. Daha böyle hani bir şahıs. Bu sahipler, erkanlar, varisler kim? <laughs> 13. şu 305 yani şu alardan 305. Bu eski ve yeni iki medresi Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan. Yani Risa'nın erkanları, hasları, sahipleri, varisleri kim? İki şiddetli imtihanda sarsılmayan. Bir. Ve dersinden vazgeçmeyen. iki Ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebelerini bırakmayan. Üç. Üç. Ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatlar. Bu dörde abi. Bir manası bu. Yani insanın sahibi, varisi. Bir de Kastamonu 77-78'de bir mektup var. E, o mektubun sonunda e, dört tane vasıf var. Risale-i Nur gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat herhalde hakikati İslamiyet'in içinde cereyan edip gelen esası velayet bir ve esası takva 2 ve esası azimet 3 ve esasıtı sünneti seniye 4 gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazifeyi asliyedir sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez yani şöyle de bakabiliriz demin okuduk ya şualardan bu meselenin zahiri boyutu diyelim. Bu okumuş olduğumuz Kastamonu 78 de 77 78. Bu da enfisi boyutu. Yani risanın sahibi kim? Varisi kim? Hasların hasları kim? Buradaki dört özelliğin sahibi olan kimse. Kim? Esası velayet, esası takva, esası azimet ve esasatü sünneti seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza eden risanın sahibi oluyor varisi oluyor, hasların hası oluyor. Şimdi Üsa Hazretleri malumunuz Emir layıkasında veraset mektubu var. 12 tane abi varis olarak bırakmış. Şimdi bu lemalarda Üsa Hazretleri Ali Beyti ikiye ayırmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelmiş, nesebinden gelmiş bu Ali Beyt oluyor. Bir de nesebinden, soyundan gelmediği halde emir ve yasaklara muhafaza et, etmesi nispetinde muhafaza ettiği kadar manevi alibeyte dahil oluyor. Alibeyt iki. Şimdi bir insan Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ın nesebinden gelmiş ama hiç emir ve yasaklara riayet etmiyor. Alibeyt'ten olamaz diyor üstadetlere. Ama nesebinden soyundan gelmediği halde emir ve yasaklara riayet etse manevi alibettir yani. Bunun aynısı külliyatta da cariyedir üsazetlere. 12 tane varis abi bırakmıştır. Bunlar maddi varislerdir. Bir de bu dördünü. Yani esası velayet, esası takva, esası azimet, esası at-üsünneti seniyye muhafaza eden e, hakiki varis, hakiki sahip onlardır. Üstadın varis bıraktığı halde isim olarak bunları muhafaza etmeyen e, asıl sahip, asıl erkan, asıl varis olamıyor yani. Asıl bunları muhafaza etmek Esası velayet, esası takva, esası azimet, esasatü sünneti seniyye. Vaktimiz var mı? Bunları anlatayım mı biraz? Anladım. Ders başladı mı? Başlıyor. O zaman dersimi mi yapayım ben buradan devam mı edeyim? Çok uzun tamam. Ha, tamam buradan biraz devam edeyim. Şimdi bu dördü ne demek? Esası velayet, esası takva, esasatü sünneti seniyye, esası azimet. Esası velayet demek velayetin temeli ne? Nur'un hasların hasları muhafaza eder. Velayet demek yakınlık demek. Hani biz velilere evliya diyoruz ya. Velayet kökünden geliyor. E, velayet yakınlık demek. Abi. Asıl yakınlık üstadımız 15. mektupta hatırlarsanız velayeti kübra ile velayeti surayı anlatırken Kadir gecesi misali verir. Kadir gecesine geçmek için iki yol var diyor. Hatırladınız mı abi? 15. mektupta. Orada Üs Hazretleri Kadir Gecesi'ne, Kadir Gecesi zahirden hakikata geçildiği andır abi. Kur'an bir geceye inerse o gece Kadir Gecesi'dir. Mesela Ramazan-ı Şerif'te biz 27. geceyi idrak ediyoruz ya abi. Et, i̇drak ettik değil mi? Böyle hani umumen idrak ettik. Bir de e, fakat sana böyle bir değişik diğer günlerden değişik bir mana bir feyiz gelmedi o gecede. Ama sen bir derse geldin. O dersten öyle bir istifade ettin. Efendim öyle bir nurlara, feyizlere gark oldun ki acayip oldun değil mi? Şimdi hangi ders Kadir Gecesi oldu? O ders oldu yani. Değil mi? Kur'an bir geceye inerse o gece Kadir Gecesi oluyor. Ama üstadımızın söylemiş olduğu, umum müfessirler, umum ümmetü Muhammed o 27. geceyi Kadir Gecesi telakki etmiş, kabule karindir diyor yani. Evet. Şimdi velayet demek zahirden hakikate geçmek demek abi. Biz hoşumuza giden olaylarda nasıl Allah'ı buluyoruz, değil mi? Bugün işleri iyi gitti abi, ticaretimiz iyi, müşteriler bol bol geliyor, değil mi? Bereket versin. Rezzak-ı hakiki bizim rızkımızı gönderiyor. E bir de işler iyi gitmiyor. Ya işler niye iyi gitmiyor? Ya bu devletin politikaları veyahut da efendim işte yağmur yağdı, ondan sonra kış geldi, değil mi? Bak bir sebebe veriyorsun. Şimdi işler iyi giderken Allah'ı gördüğümüz gibi işler iyi gitmezken de Allah'ı göreceğiz. İşte velayetin esası bu abi. Külliyatta mana ismi, mana harfi mülkten melekite bakmak. Esası velayet bu. Hoşuna giden olaylarda Allah'ı bulduğun gibi gitmeyenlerde buluyorsan ha velayetin esasını sen muhafaza ediyorsun. Bizim halk arasındaki velayet anlayışı ne? Havada uçan, suyun üstünde değil mi? yürüyen, Asıl veli onları biliyoruz. Ama üstadımız onlar ami evliyalar diyor yani. İki tane evliya varmış böyle yan yana. Bir nehrin kenarındaymış. Ondan sonra birisi demiş ki ya etrafta kimse yok demiş yanındaki arkadaşına. Ben demiş seccademi nehrin denizin üzerine sereceğim demiş. Orada iki rekat namaz kılacağım. Demiş sen bilirsin iki rekat namaz kılmış suyun üzerinde. Demiş ya iki rekat da havada kılayım ben demiş. <laughs> i̇ki rekat da havada kılmış abi. Yanındaki demiş ki o havadan indikten sonra yanına gelmiş. Demiş ki önemli olan suyun üzerinde kılmak değil, havada kılmak değil, toprağın üzerinde kılıp tarikat-ı Muhammedi üzeri olmaktır abi. Velayetin esası bu. Zahirden hakikate geçmek. 15. mektupta ve külliyetin genelinde bu izah edilmiş yani. İşte Risan'ın sahibi kim? Varisi kim? Hasların hassı kim? Birincisi velayetin esasını muhafaza edip zahirden hakkata geçmek yani. İkincisi esası takva. Takva ile ilgili külliyatta çok yer var abi. Şimdi bizim Kastamonu'da takva mektubu var değil mi? 148'de takva neydi? Bak takvayı tarif ediyor. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinap etmek ve ameli sali emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmak. Şimdi takva neymiş? İkiye ayırdı takvayı. Takva menhiyattan ve günahlardan iştinap etmek. Menhiyatla günah aynı değil. Menhiyat men edilmişler. Abisinin isminiz neydi? Cahit. Cahit abi. Menhiyat demek men edilmişler demek. Peki bizim hizmetimizde ne men edilmiş? Siyaseti takip etmek. Bizim mesleğimizde bir men edilmiş yani bir esas olmuş. Değil mi? Afaki meseleleri takip etmemek değil mi? İşte fuzuliyat, maleniyat meseleleri takip etmemek bizim mesleğimizde men edilmiş. Bak haram değil. Takva ne? Menhiyattan ve günahlardan iştirak etmek. Peki günahlar ne? Bizim bildiklerimiz. da üstadın men ettikleri yani. Yani sen günde 8-10 tane gazete okursan, efendim internetlerden, televizyonlardan çıkmazsan yani sağlıklı bir şekilde kitap okuyamazsın yani. Evet. Takvanın bir parçası buymuş. Yani men edilmişlerden ve günahlardan istirap etmek. Ameli salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmak. bu velayetin esası bir diye ikincisi de bu esası takvaymış. Takvanın esası buymuş yani. Neymiş? men edilmişlerden ve günahlardan kaçacaksın yani. Eğer kaçmazsan değil mi? Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı yaklaşmayın diye. Yaklaşırsan yani, yani yaklaşmamaya kendini muhafaza edemezken yaklaşınca hiç edemezsin yani. Evet. Üçüncüsü bu gene Kastamonu'da e, 77'den okuyorum o Risan'ın hasları kim? Erkanlar kim? Sahipler kim? Esası takva, bir de esası azimet. Esası azimet de şimdi Risale-i Nur'da ihlas var, uhuvvet var. Bir de sırrı ihlas var, sırrı uhuvvet var. Peçete var mı bir tane ya? Varsa bir tane alayım. Ha varmış bende. Tamam getirmedim. Ha. Şimdi esası azimet ne demek? Bu hasların hasının muhafaza edeceği bir şeymiş. Esası azimet. Şimdi İhlas var, uhuvvet var. Bir de sırrı ihlas var. Sırrı uhuvvet var. Peki fark ne? Mesela uhuvvet kardeşlik demek, değil mi? Ben uhuvvet risalesini okudum. Ne güzel anlattım, değil mi? Fakat bir mesele olunca senle geçinemiyorum Cahit abi. Veyahut da buradaki bir abi kardeşle geçinemiyorum. O zaman neyin sırrını yakalayamadım ben? Uhuvvetin sırrını yakalayamadım. Uhuvvet kardeşlik sırrı ise değişen olay ve hadisete göre o uhuvvet düsturlarını muhafaza etmek yani. Sır her anda değişir. Mesela bugün yakaladın, alttan aldın. Alttan alman gereken alttan aldın. Üstten alman gereken üstten aldın. Ortadan alman gereken ortadan aldın. İşin sırrını yakaladın sen. Ama bir mesele oldu. Yakalayamadın. Sırrını yakalayamıyorsun. İhlas da böyle. Ben ihlaslıyım. Buradaki herkes de ihlas. Ama değişen olay ve hasıra göre biz bunu muhafaza ediyor biliyor musun yani? o zaman sırrını yakalıyorsun. Sırrı ihlas, sırrı uhuvvet. Özellikle cemaatin içindeki abiler, kardeşler zaten ihlaslı uhuvvetli sırları yakalayacak. Hatırlarsanız ihlas sayesinde sırrı tesanüt, işte sırrı iştiraki amalı uhrevi değil mi? Efendim sırrı adediyet itibariyle üç kişi yan yana gelse kaç oluyor? 111. 4 kişi yan yana gelse? 4444 diyor değil mi? Normalde 1111 demesi lazımken oradaki şey ne? Yani o 4 kişi ne kadar sırları yakalasa o kadar kuvvet oluyor yani. 1111 demesi lazımken ve onun 4 katı yakalamışlar ki 4444 olmuş. İşte Risale'nin sahip, varis ve erkanlar hasların haslarının bir özelliği de as, esası azimet yani en sondaki cümle sevki zaruret ve hasatın fetvalarıyla bunlar terk edilmez. Bir tanesi de sünnet-i seniyye. İnşallah böyle bir daha geldiğimizde sünnet-i seniyye ne demek? Onu da bir ders yapalım yani. Sünnet-i seniyyenin esası ne demek? Üstad Hazretleri bunu 11. lemada 5. nükte de 3'e ayırmış. Sünnet-i seniyyenin esası 3. 1. Cenab-ı Hakk'ın Beş çeşit nimetine karşı şükretmek. Bu beş çeşit ne? vücut, hayat, insaniyet, iman, İslamiyet bir de marifet ve muhabbet. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın muzatı sanatına karşı tercüman olmak, muhatap olmak, ibadına mübelli olmak, ondan sonra imam olmak. Üçüncüsü de Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatı esmayı hüsnasına aynadarlık etmek. Sünnet-i seniyenin esası bu. Sünnet-i seniyye deyince biz daha ziyade hani farzlardan sonra yapılanlar, veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıkları olarak biliyoruz. Bu fıkhi boyutu. Risale-i Fıkhı Ekber'dir. E, sünnet-i Seni'nin esasatı ne? Bu üçü. Abi. E, on birincilikte Bu dört tane vasıf. Esası velayet, esası takva, esası azimet, esasatı sünnet-i seniyye. Bunları yapan kim olursa olsun. Ahmet olsun, Mehmet olsun, amcaoğlu olsun, veli Olsun. Dayı olsun abi. Lisanın sahibi, varisi, hasların hasları. Erkanlar bunlar yani. Evet. Bir mektup da okuduk şu alardan. Bir manası da neydi? Şiddetli imtanda sarsılmayan, dersinden vazgeçmeyen, yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebelerini bırakmayan. Üç. Bir de kuvve-i maneviyesi kırılmayan